Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında sorun yoktur. Elhamdülillah, çok şükür bugünlerimize. Evet, hem giriş konuşmamı yaptım hem de iplerimi getirdim. Mavi kullandım, sarı kullandım, bu rengimi kullandım, bir de yeşil kullandım. Modelin yapımında pipet kullanacağız arkadaşlar. Bunlar meyve suyu veya süt kutusu üzerindeki o küçük pipetler. 200 ml'lik kutuların üzerindeki pipetler. 22 numarada tığımız var. Modelimiz tasarım bir model olacak. Güzel oldu, harika oldu. Ben çok beğendim. Çeyiz yapan arkadaşlara hem kolay hem göz alıcı bir modelle geldim. Bakalım sizler beğenecek misiniz? Yenilikler gelsin değil mi arkadaşlar, böyle ara ara? Yenilikler gelsin, yeni modeller olsun. Bakın, ben çok beğenerek yaptım. Bilmiyorum sizler beğendiniz mi? Bu altyapıyı başka bir modelde tasarlamıştım. Bu da bir başka modelin. İkisini birleştirip bir yeni tasarım çıkardım ortaya. Şimdi 2 tane olmuş. Ben 10 tane tığ battı boşluğu verdim arkadaşlar. 2 tane motif arası. Hemen başlayalım. 1, 2, 3 zincir çekip yandaki tığ battı da kapatıyorum. Bu 1. 1, 2, 3 zincir çekip yandakini de kapatıyorum. Pardon. 1, 2, 3, 4 oldu. 1, 2, 3 zincir yandakini de kapattım. 5. 3 adet zincir yandakini de kapattım. 6. 3 adet zincir yandakini de kapattım. 7. 3 adet zincir yandakini de kapatıyorum. 8. 3 adet zincir yandakini de kapattım. 9. 3 adet zincir yandakini de kapattım. 10. Bu kadar bir tığ battı boşluğu verdim ben iki motif arası. Şimdi tığımın başına iki kez aldım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım, geriye gittim. Dibinde bir yuva oluşturdum. 3 zincir çektim, başına bir aldım, oluşturduğum yuvaya girdim. Önce bir, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim, önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım, girdim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip son trabzan arası girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 7. yuvada sabitliyorum. Bu şekildeyiz şu an itibariyle. 15 adet zincir çekeceğim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Girdim yuvaya, kapattım 15 adet zincirimi. Aynı yaprağın yuvasına girip kapattım. Şimdi arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4 tane tığ battı boşluğu yapacağım yine. Dibindeki yuvaya, tığ battıya sık iğnesiyle girdim. 2 zincir çektim, yanda kapattım. Burada 2 zincirle yapıyorum tığ battı boşluğunu. 2 zincir çekip yanda kapattım, 2 oldu. 2 zincir çekip yanda kapattım, 3 oldu. 2 zincir çekip yanda kapattım, 4 oldu. 4 tane tığ battı boşluğu verdim. Başına 2 kez aldım. 1 tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Şimdi bu noktada 8 adet zincir çekiyorum. Dönüş yapıyorum. Buradaki 15 adet zincirimin içerisine girip 8 adet zincirimi sabitliyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekip
dönüş yaptım. Buraya tepeye batıp kapattım. 7 adet zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7. Yuvaya girip sabitledim. Bu şekildeyiz. Şimdi yine bu tarafa da yaprak yapıyorum. 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2, 2, 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve girdim. 2, 2, 2, 2 çektim. Başına 3 kez aldım ve girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 6 adet sık iğnesi yaparak iniyorum. 2, 3, 4, 4, 5 ve 6. 7.yi yuva içerisinde sabitliyorum. Dibindeki tığ battıya bir sık iğnesiyle girdim. 3 zincir çektim. Yandaki tığ battı, kapattım. Bu 1. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. Bu 2. 3 adet zincir çektim. Yandakinde kapattım. 3. 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 4. 3 adet zincir çekip yandakinde kapattım. 5. 3 zincir çekip yandakinde kapattım. 6. Yani arkadaşlar 10 tane tığ battı başlığı verdikten sonra 10 tane tığ battı arası pardon. Yine bu işlemi yapıp hazırlıyoruz bakın. Gördüğünüz gibi. 10 tane yapıyoruz. Yine bu işlemin aynısını yapıyoruz. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. Şimdi birlikte üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi üst kısmını yapacağız. Çok kolay, gerçekten o kadar da güzel. Bence yani, tabii ki. Sizler ne dersiniz bilmiyorum ama ipimi tığıma sabitledim. Burada yuva hazırlamıştık biliyorsunuz ki. Buraya girip ipimizi buraya sabitleyelim. Sabitledim. Bir zincir çektim. Burada işte pipeti kullanıyoruz. Taktım. 8 tane ilmek toparlayacağım buradan. Bu birinci. Yuvaya girdim. İpin ucunu aldım. Dibinde. 2 adet çektim. Kapattım. İkinci. Yuvaya girdim. İpin ucunu alıp dibinde. 2 adet zincir çektim ve taktım. Üçüncü. Yuvaya giriyorum. İpin ucunu alıyorum. Dibinde. 2 adet zincir çektim ve taktım. 4. Beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane yaptık. Şimdi yuvaya giriyorum. Sekiz adet zincir çekiyorum. Telefon yanımda kalmış, sesi açık, onu hemen bir kısalım. 8 adet zincir çektim arkadaşlar. Şimdi bunu bu yaprağın tepesinde sabitliyorum, bu zincirimi. 3 zincir çekip ipimi pipetimi çıkardım. Şimdi 8 zincirimi buraya sabitledim. 3 zincir çektim, dönüş yaptım. İlk ilmeğimin içerisine girip kapattım. 3 zincir çektim. İkinci ilmeğin içerisine girip kapattım. İlmekleri aralara 3 zincir çekerek toparlıyorum. 3 zincir çektim. 3 zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım. 3 zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım. 3 zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım. Bakın bu şekilde toparlıyoruz. 3 zincir çektim. Devamındaki ilmeğin içerisine girip kapattım. 3 zincir çekip devamındakine girip kapattım. Şimdi ilmekler bitti. 3 zincir çektim. Başına 4 kez aldım. Yuvaya girdim. Dibine. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2, sonra 2, sonra 2 ve sonra 2 çektim. Yukarı çıktım. Aynı buradaki gibi bu tarafı da
zincirli yapmış olduk. Buradan yine yaprağın tepesinde sabitliyorum. 1 2 3 4 zincir çekip dönüş yaptım. İlk araya girip kapattım. Bu birinci. 4 zincir çektim. Bakın ikinci arama girip kapattım. Bu sıramda da 4 zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekip devamındaki araya girip kapattım. 1 2 3 4 zincir çekip devamındaki araya kapattım. 4 zincir devamındaki araya girip 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 kapattım. 4 zincir devamındaki araya, yani son aramıza girip kapattık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şimdi bir bakalım yanlışlık olmasın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, evet. Şimdi bu noktada bakın son araya kapattık. 2 zincir çekip dönüş yapıyorum. İlk yuvanın içerisine girip ortasında kapatıyorum ve 10 adet zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Bir tane bırakıyorum, ikinciye girip kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir bırakıyorum, ikinciye girip kapatıyorum. Tekrar 10 adet zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir bırakıp ikinciye girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bir bıraktım, ikinciye girip kapattım. 2 zincirle dönüş yapıyorum. 10 zincirime girip kapattım. Bu bir. Burada olana kadar 2 zincir çektim, kapattım. 2. 2 zincir çekip kapattım. 3. 2 zincir çekip kapattım. 4. 5. 6. 2 zincir kapattım. 7. 8. 9. Yandaki yuvaya bir sık iğnesiyle giriş yaptım. 8 veya 9 kez 2 zincir kapatıyoruz arkadaşlar yuvalara. 2 zincir çektim, kapattım. 2. 2 zincir çekip kapattım. 3. 2 zincir çekip kapattım. 4. 5. 6. 7 ve 8. Şimdi buraya da girip aynısını yapacağım. Buraya da girip aynısını yapacağım. Ve ipimi kıracağım. Ben bunları kamera arkası yapayım. Aynı işlemi yapacağım için. Bakın. Aynı işimi yaptım. Şimdi bu dibindeki yuvaya girip bir sık iğnesi, bir de zincir çekip ipimizi kestik. Şu anki işlemimiz budur. Şimdi sarı rengimizi alıyoruz hemen. Oradaki tomurcuk işlemini yapacağız. Sarı rengimi aldım. İpimi tığıma sabitledim. Şimdi bakın bunlar şöyle düz yüzünden şunları öne eğiyorum. Şu ortada bir yuva bıraktık ya, oralara yapacağız. Şöyle öne eğelim. Buradaki o ortadaki yuvaya giriyorum. İpimi sabitledim. 2 zincir çektim. Bu birinci trabzan. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. İkinci, üçüncü, başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 4. 2 zincir çekip yuva içerisine sık iğne ile kapattım. 5. 4 zincir çektim. Bakın bu buranın oldu, gördüğünüz gibi. 4 zincir çekip şimdi bakın şunun altındaki yuvaya gidiyorum. Ama arka kısımdan. Buraya girip 4 zincirimi sabitledim. 2 adet zincir çektim. Bu birinci trabzan olarak sayıyorum. Yuva içerisine girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. 3. 4. 2 zincir çektim. Yuva içerisinde kapattım. 5.
4 zincir çektim. Diğer yuvaya geçtim. Girdim içine. 2 zincir. Başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2. 3. 4. 2 zincir çekiyorum. Yuva içerisine kapatıp 5. Araya 4 zincir çekip diğer yuvanın içine giriyorum, altındaki yuvaya. İpimi sabitledim. 2 adet zincir çektim. 2 adet zincir çektim. 2 kez, 3 kez çıktım. 3. 4. 2 zincir çektim. Yuva içerisine sıkı iğneyle sabitledim. 5. İşte bu kadar arkadaşlar, gördüğünüz gibi modelimizi tamamlamış olduk. İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiyle, hoşça ve dostça kalın.